Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. OSM Premier Lig'de maçlarımız yok, kupa mücadelesi var. Kupa mücadelesinde buradaki takımların sonuçlarını inceleyeceğiz. Ama gerçekten güzel bir lig olacağını ben kesinlikle yine tekrardan sizlere söylüyorum. Gerçekten müthiş bir birlik olarak devam ediyor ve coins'ta harcadık, Coinslerimizi neyle harcadık? Antrenman etkinliği geldi. Antrenman etkinliğinde bu coins'lerimizi iyi değerlendirip birazını harcadık nerede neredeyse tamamını harcamış olduk. Ama biz yine coins'lerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızı iyi bir şekilde geliştirdiğimizi düşünüyorum ki şu an kadro değerisi olmasında da 355 milyonla 3. sıraya kadar gelmiş durumundayız ve elimizde 10 milyonumuz var. Bu 10 milyonu da değerlendirip iyi işler yapacağız ve buradaki satılan oyuncularımız olacak. Ee, Pepe Casemiro, Casemiro 25 milyona almak isteyenler bana alabilir satabiliyorum ve Andre Almeida istedilik şey sağ bek bu da ve Akın Fevde ee, 1 2 3 şeklinde 4 şeklinde dört tane oyuncumuz listede ve ondan sonrasına baktığımızda ondan sonrasında Sonuçlarda Norwich City ve Brentford karşılaşmalarını görüyoruz. Norwich City Brentford'da 4-0 yenilmiş. Norwich City kendi evinde büyük bir mağlubiyet aldığını görüyoruz. Ve çok ciddi bir skor. Yani kupa mücadelelerinde bayağı ciddi skorda buluşmuş. Ve burada Christy Palace'ın Waftor'da 8-1 yendiğini görüyoruz. Newcastle United'ın da Burnley'i 1-0 geçtiğini görüyoruz. Brighton Albion takımı Les United'da Last United'ı da 1 0lık muhalif ederek Kupa mücadelesinde e, galibiyet alan takımlar olmuş. Brentford, Crystal Palace ve Burnley, Brickton, Albion takımları Kupa'da tur atlayan takımlar olmuş. Peki istatistiklere bakalım bu maçın. Brentford, Norwich City ondan sonra da eşleş, eşleşilen e, rakiplere bakacağız. Eşleşmelerde hangi takımlar var? Onlara bakmış da olacağız. Ve burada da Brentford'un gollerine bakalım. En bu bu. Ve ligde de golünün olduğunu söyleyelim. Geçen haftada golü vardı en bu bunun. Ve en bu bu yine golünü atıyor. Taç Foal asistini yapıyor. İlk golünde Jensen asistini yapmış. Sonra Gerard Moreno ve Toney'in golleri. Toney de golcü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. 4-3-3-B kapışmasında. 4-3-3-A kapışması diyebiliriz. Atak oynayan takım ee, biraz daha Ofansif oynayan bir takıma karşı 4-0'lık ciddi bir mağlubiyet almış ve kaleci çok. Asansiyo mu? Kalede Asansiyo'da bir kaleci var mı acaba? Asansiyo. Norwich City karesini Asansiyo. Benim bildiğim bir oyuncu var ama ee, bir bakalım. Kalede Asansiyo. Evet. Ama kadrosunu ayarlamamış. Büyük ihtimalle. Ve bu skorla 4-0 mağlup olmuş. Rakibi Brentford'a ve Christopher Palace yani çok ilginç bir skora imza atmış. Şey benimle benimle beraber kalan bir menajer. Acaba dedim benim taktikte mi sorun var? Bence hiç benim taktikte sorun yok. Bence Christopher Palace gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi bir menajer. Çünkü böyle arkadaşlarımız oluyor bizim. Yani e, ligimize geliyor kapalı kutu halinde. Kapalı kutu yani adamın ne yaptığını bilmiyorsun. Christopher Palace menajeri mesela geldi. 8 tane atıp gidiyor. Mükemmel bir skor almış. Golleri Edward, Zaha Morata Kualite atmış. 4-0 yapmış. Show time yapıyorlar. Show yapmışlar. 59. dakikada Edward yine gol atmış. 5. Zaha 66'da 6'yı yapmış. Edward yine 70'de 7'yi yapmış. 79'da Gosling şeref golünü atmış. Penaltıdan ve Mateta 83. dakikada son sözü söylemiş ve skoru 8-1 yapmış. Waftop menajeri de ee... Bu skordan sonra da üzülmemesi lazım Wapton menajeri her şeye rağmen Yine yoluna iyi bir şekilde devam etmesi lazım Hiç üzülmesin oyuncuların morali zaten düştü ama Oyuna bir şeyler oldu Oyun böyle Oyuncu satıldı oyun kafayı yedi Oyun nasıl bir kafayı yemiş tarzı oldu bilmiyorum Tekrar giriyoruz oyuna <laughs> Bir oyuncumuz satıldı Ondan sonra oyundan bize attı. ilginç ya. OSM'de çok zulen bir olaya <laughs> denk geldik. <laughs> Ve Tottenham takımında hala devam ediyoruz. Bakıyoruz istatistiklere ama şuradan paramızı 25 milyona çekelim. 25 milyona bir oyuncu alabilir miyiz? Listeden bakacağız. Listeden bakıyoruz. Tone'yi e, listeye koymuş Brentford menajeri ama 5 maçta 2 golü olduğunu da söyleyelim. Bence hani ben, bana göre takımda tutulması gereken bir oyuncu. Çünkü Brentford'a çok iyi işler yapmış bir kare, bir oyuncu bence. Stonik 5 maçta 2 gol. Gerard Moreno 2 maç 2 gol bir asist. Benzema 3 maçta oynamamış. Gol atamamış ama bu yani 22 yaşında genç. 6 maçta 6 golü ve 1 asisti var. Bence Brentford için bir teklif kapıları çalınabilir. Brentford çünkü önemli bir oyuncu sahip. Biz de Alsatlar için bir oyuncu alalım buradan. Mesela örnek kim alabiliriz? Kısacası ben şunu alayım. Ve hemen alsatımıza başlarız. Alsat için şu 70'likleri buradan toparlamak lazım. Bir tane de bundan aldık. Ve elimizde 8,8 kaldı. Biraz da elimizde para kalsın. İhtiyacımız olur harcarız. Ee, yani elimizde bulunsun. Rosyeri'yi böyle koyalım buraya. Ondan sonra Santos'u şöyle. Yok 4 tane satılı. Stadyumumuz yapalım mı? Stadyumumu. Evet antrenmanı yapıyor. En son burada kalmıştık. Watford menajeri takımını biraz daha toparlanması lazım. Watford'un biraz daha alevlenmesi lazım. Bu maneviyetten sonra iyi bir sindirim sistemiyle diğer ki maçı zıpkın gibi olmaları lazım diye düşünüyorum. Burnley'in ve Newcastle United maçına baktığımızda Burnley'in Newcastle United 1-0 mağlup ediyor. Burnley'in de plasmanda aldığı bir galibiyet. Burnley'in Bradwhite gol atmış. 27. dakikada Bradwhite'in golüyle Asist Steppens'dan geliyor ve 4 3 b 4 3 a kapışması oluyor. 12-11 şutlar oluyor kalelere ve bir golü atan Burnley'in takımı oluyor ve deplasmanda galip geliyor. Burnley takımı basılı olanmış ve şimdi de Burnley'in oyuncusu Brad Witt maçın adımı olmayı başarıyor. Asist Steppens'dan geldiğini söyleyelim. Steppens'ın da yedilik bir performans gösterdiğini söylemiş olalım. Ve Albion takımı Leicester United'ı 1-0 mağlup ederek kupada tur atlayan bir diğer takım oluyor. Ve Carrasco'nun golüyle 5. dakikada Carrasco'nun golüyle Brighton Albion takımı 1-0'lık üstünlüğe taşıyor takımını. Ve 5-2-3-B taktiğiyle 4-4-2-B'ye karşı kazanıyor e, Albion takımı. Burada Leicester United'ın 1-0'lık yenilgi aldığını görüyoruz. Ve maçın adamı da kuşkuşsuz golü atan Carrasco oluyor ve karşı takımdaki Neymar yıkılmış oluyor Les United'da. Ve kupa mücadelesinde bir diğer eşleşmelere baktığımızda biz Wolverhampton Wanderers takımıyla eşleşmişiz. Tottenham takımı Wolverhampton Wanderers ligin son sıralarında bulunan bir takım. 0 puanı var şu an Wolverhampton ligde ve 0 puanı olan bir takımla eşleşmişiz. Ondan sonrasına baktığımızda Brentford Everton ile eşleşmiş. Christy Palace Aston Villa ile eşleşmiş. West Ham United Leicester City ile eşleşmiş. Burnley Manchester United ile eşleşmiş. Southampton Brighton Albion takımı ile eşleşmiş. Arsenal Liverpool ciddi bir karşılaşma. Arsenal Liverpool maçı en son ligde oynanmıştı ve 0-0 bitmişti. Ve ondan sonra da en ciddi maçlardan birisi de Manchester City Chelsea karşılaşması olacak. Bizim burada kupaya geçmemiz dahilinde oluşacak tablo şu şekilde. Bu dört takımdan iki güç takım elenecek. Yani burası, bu bizim işimize gelir mi? Bence biraz daha işimize gelecek gibi. Biraz kupadan da yürümek lazım Tottenham takımıyla. Kupa, kupayı aksatmamak gerek. Hatta kupaları öne, önemsersek zaten kupalarda da iyi bir sonuç, iyi bir yere girebiliriz. Billington Albion takımı maçı ee, biraz sonra başlayacak. Saatin kaç olduğunu size de söyleyeyim. 17.47 yani belki videomuzda e, maçı anlatabiliriz de videomuzda belki maç gelebilir bile iki kariyeri birden yapmış oluyoruz. Yani hem kupa mücadelesi hem de kupa mücadelesindeki istatistikleri hem de buradaki maçı anlatmış olabiliriz. E, buradan biz agresif stili ayarladık. Kendi yani takımımızda agresif oynuyoruz. E, şu an dizilişimiz zaten böyle bu şekilde. Yedekler 92 92 rankla gidiyoruz. Rakibin ortalamasına baktığımızda şu an onun ortalamasını tahminen 78 98 82 74 89 76 82 81 88 72 90 e, Bazı oyuncular birbiriyle çok iyi anlaşamayacağını düşünüyorum ben. Çünkü e, bazı oyuncuların öyle bir özelliği var. 72 oyuncular biraz 90'lık 98'lik oyuncularla anlaşamayabiliyor öyle bir ihtimal var ama ortalama olarak gücünün ben 80'lerde olduğunu düşünüyorum gücü 80 civarında bir soğumada 25 yaşında 6 maçta 2 asisti var ee, şu an onların oyuncu formları da bir de düşük bu yüzden bizim takım bu yönden avantaj sağlayabilir ama bu bizim için bir avantaj mı dezavantaj mı bilemem ama bu maçı kazanmamız çok gerekli yani çok gerekli olan bir karşılaşma. Kazanmamız gereği olan bir karşılaşma. Bissoma ve Gnuppla oynuyor. İkisinin de formu düşük. Ve Karasgol oynuyor. Formu düşük değil. Luis Suarez oynuyor. Formu düşük. Kone ile oynuyor. Formu düşük. 4 tane oyuncusunun formunun düşük olduğunu görüyoruz. Sonrasında Deeney Bilit ve Webster'in formlarının düşük olduğunu görüyoruz. Burada başka formlu formsuz oyuncu oynatıyor mu? Ee, burada Blint ve Lamptey. Lamptey'in formu düşük. Yani baktığımızda 1, 2, 3, 4. Devni de formu düşük. Lamptey'in de formu düşük. 6. Bruno'nun formu düşük mü acaba? Çünkü Birikton takımına ciddi bir hasar oluşabilir. Bu e, tabi kupada daha zorlu bir yerdeler şu an onlar. Ve Lamptey evet. Lamptey'in de formu düşük. 6 oyuncusunun neredesi formunun düşük olduğunu söyleyebiliriz Peki formları düşük olmayan Kişiler birlikte onu kimler Ve ilk 11'de oynayacak kişiler Karasko ee, Burn Dunk Lazari Sanchez Burn'un Formunun ben ee, düşük olduğunu düşünmüyorum Burn Bakalım formu düşük oyunlardan mı Yok değil bir maç oynamış iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Evet bugün aslında kadro değeri incelemesi yapacaktık. Ama ee, bu kadro in değeri incelemesi biraz kısa sürecek. Yani bak şimdi daha video da aklıma geldi. Gerçekten video da aklıma geldi. E, bugün kadroları inceleyemeyeceğiz. Ama ona göre bir video hazırlayacağız. E, ilk 5 kişi olan yani kadroda ilk 5 olan kişileri inceleyeceğiz kadrosunu. Ondan sonrasında diğer videolarımızda arta kalan zamanlarda işte mesela örnek Leicester City Everton, Aston Villa, Manchester United, Leicester United bu takımların kadrolarını sonra da incelemiş olacağız. Chelsea'ye baktığımızda Chelsea'nin kadrosunu incelemeye başlayalım. Chelsea'de Romelu Lukaku Santrafor bölgesinde görev alıyor. Ve burada Memphis Depay'ı görüyoruz. Memphis Depay 91 ve 94'lük oyuncu. Vikas Junior o da 86 gücünde. Pulisic 86. Hatay Spor'a geçeceğim ama Hatay Spor'u yani artık skorları aktarmaktan skorları aktarmaktan fazla bir şey yapamayız herhalde bugün. Skorlar bu şekilde. Yani artık kimse bu ligde aktif olmadığı için ben bu oranın e, sunacağımı da çok yani doğru bulmuyorum. Ama yine de ligden istifa etmedim. E, ee, menajer listeleri böyle bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kişi aktif değil. 12 tane hatta kaç tane menajer var? 18 menajer var. Yani 6'sı aktif değil. 12 tane aktif menajer var. Ee, burada tabii ki de hani, lig şampiyonu var. Dicevas lig şampiyonu oldu ona göre de ona, ona ona zaten özel olarak bir video hazırlayacağız. Fenerbahçe'nin şampiyonluk e, serüveni diye büyük ihtimalle de ona özel. Onun kazandığı lige özel şampiyonluğuna özel bir şey yapacağız. Çünkü e, çok Hatay kariyerine önem vermedik ve burada belki de çoğu bir şeyi göstermediğimiz için biraz daha Hatay e, biraz da Fenerbahçe menajerini menajeri mutlu etmek adına e, biraz daha onun şampiyonluk serüvenine kaybettiği puanlara veya kazandığı onun için dönüm noktası olan maçlara bakacağız. Ve oradaki performansını tekrardan onun tazelemiş olacağız. Neler yapmış, neleri yenmiş, kimlere inmiş onlara bakmış olacağız. Da zaten Fenerbahçe'nin yenildiği takım yok. Benim bildiğim kadarıyla yenildiği bir takım var mı veya beraber kaldığı takım var mı? Şu an 3 beraberlik bir mağlubiyeti bulunuyor. Bizden bir beraberliği bulunuyor zaten. Bir tanesine de ee, biz onu yok mağlup etmedik. Bir tanesinde bizi mağlup etti. O kendisi mağlup etti. Ve 3 birlik skola mağlup etmişti. Yeni daha bir hafta önce onunla maçımız vardı. Tekrardan ona tebrik etmiş, etmiş olalım. Ve saatin 17.53 olduğunu görüyoruz. Ben şurada bir taktiklerimin göz önünde bulundurayım. Ve sonrasında tekrar videoya devam edeceğiz. Şuradan işte depolama alanı yine depolamalı dolmuş.